Erzincan esnafına yönelik bilgilendirme toplantıları düzenleniyor. Ticaret İl Müdürlüğü koordinasyonunda ilgili kurumların katılımıyla yapılan toplantılarda esnafın soruları da cevap buluyor. Bu toplantılardan biri yeraltı çarşısı esnafına yönelik düzenlendi. Erzincan'da esnaf bilgilendirme toplantıları düzenleniyor. Ticaret İl Müdürlüğü koordinasyonunda İşkur, KOSGEB, Sosyal Güvenlik Kurumu, Ticaret Odası ve esnaf odalarının katılımıyla düzenlenen toplantılarda esnafa birçok konuda bilgi veriliyor. Erzincan Yeraltı Çarşısı esnafına yönelik düzenlenen toplantıda konuşan Ticaret İl Müdürü Recai Palabıyık, bakanlık tarafından yürütülen toplantılar hakkında bilgi verdi. Şu şekilde, yani talimatı şu, tüm kurum amirlerini davet ederek bu kredilerle ilgili, işçi çalıştırma ile ilgili, bu SSK borçları ile ilgili ne yapılabilir, ne edilebilir, esnafımız nasıl canlanır, böyle bir çalışma başlandı. Dolayısıyla bizler de Sayın KOSGEB Müdürü Hanım'ı, Yetkili Müdürümüzü, bizim İşkur Müdürümüzü, SSK Müdürümüzü komple bu konuyla bağlantılı müdürün hepsini davet ettik. Sizlerin nedir sıkıntılarımız, ne yapabiliriz? Bizim Erzincan'ın tabii yöresel, asıl bizim göz nurumuz, bakırcılığımızı ne şekilde canlandırabiliriz? Gördüğüm kadarıyla mesela bir Maraş malı, Antep malı maalesef bizim piyasamızı ele geçirmiş diye düşünüyorum ben. Buna ne yapılabilir? Ne şekilde? Bu şekilde sizlerden sorular alacağız. Bizlerden istekleriniz nedir? Ben bunların hepsini sayın müdürlerimin de uzman görüşlerini alarak bizlerden tavsiyelerini bir rapor hazırlayacağım. Gümrük Ticaret Bakanlığımıza bu şekilde bir göndereceğiz. Tabii ki bu arkadaşlar kesin çözüm anlamında bir taahhüt olarak algılanmasın. Ne yaparız? Biz bakanlar birliği bakanlığımızla tüm ilgili yerlerden bakanlıkla yarışmalar yaparak esnafta böyle sıkıntılar var diyerek bu şekilde rapor edip inşallah bu sorunları aşmaya çalışacağız. Erzincan KOSGEB İl Müdürü Semra Boroğlu Öztürk ise krediler hakkında bilgi aktardı. Hani kendi ürünleriniz var, marka tescil belgeniz de varsa kataloglarınızı KOSGEB desteğiyle yaptırabilirsiniz. E-ticaret siteleri vardır. E-ticaret sitelerine KOSGEB desteğiyle üye olabilirsiniz. Mobil tabanlı web sitesi yaptırabilirsiniz KOSGEB desteğiyle. En kolay alınabilecek destek artık 2 yıllık meslek yüksekokullarını da destekliyoruz. Yanınızda istihdam ettiğiniz 2 yıllık 4 yıllık personelin maaşını KOSGEB desteğiyle %60 oranında destekli olarak çalıştırabilirsiniz. Bunlar sürekli açık destekler. Yani yılın belli döneminde çağrı bekleyelim öyle bir şey yok. Yılın her günü başvuru yapılıyor ve adı geçen desteklere de aynı gün başvuru online olarak yapıp cevap alabiliyorsunuz bizden. Prosedürü yok. Hatta elden evrak getirmek bile bu bahsettiğim ev desteklerde yok. Ödeme esnasında getireceksiniz. Ardından esnafın soruları cevaplandı. Yeraltı Çarşısı esnafı bilgilendirmeden dolayı katılımcılara teşekkür ettiler. Hazır Hasan Bey yakalamışken burada Semra Hanım'ı, Kudakay'ı, tüm kurum müdürlerimizi burada yakalamışken aklımıza gelen her türlü soruyu sorabiliriz. Biz Ticaret ve Sanayi Odası olarak elimizden geldiğince esnaf odaları birbiriyle beraber sizlerin yanınızda ve arkanızda olacağız. İnşallah elimizden geldiğince size yardımcı olmaya çalışacağız.